Göbekli Tepe. Herkese merhaba. Potter Podcast'in 27. bölümüne hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ve bu yeni bölüme hazırsınızdır. Tabii bu cümleleri genellikle beni sürekli dinleyen dinleyicilerime yönelik kurduğumu düşünüyorum. Bir sonraki bölümü sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Oysa ki bazen beni ilk defa keşfeden dinleyicilerim de olabilir. Belki bu bölümü kaydedip yayınladıktan 3 ay sonra dinleyecekler. Dolayısıyla bu giriş bölümünü daha natürel yapma konusunda kendime ara ara sorular soruyorum. Her durumda sizleri hayal etmeye çalışıyorum. Ben kendi evimde, çalışma odamda bir mikrofona karşı konuşuyorum. Karşımda hiç kimse yok. Biraz daha doğal, biraz daha natürel olmak için sizleri ofisimdeymişsiniz gibi düşünüyorum. Tabii hepinizi birden düşünemiyorum. Çünkü odamın o kadar insana yetecek kapasitesi bulunmuyor maalesef. İstatistiklere göre bölüm başına ortalama 200 kişi izliyor. Gerçi bir önceki bölüm, yani Türkçe öğrenme alışkanlığı, tüm istatistikleri alt üst etti. Yayınladığımın ikinci günü ilk yayınladığım videonun izleyici sayısına ulaştı. Şu an yaklaşık 700 kişi tarafından izlenmiş. Demek ki doğru yoldayım diyorum kendime. Tüm dinleyicilere bu vesileyle teşekkür ediyorum. Geçen bölümde sizlere Göbekli Tepe'yi konuşalım demiştim. Türkiye'deki tarihi yerlerle alakalı olarak yaptığım podcastlerin ilgi çektiğini düşünüyorum. Biraz sonra anlatacağım Göbekli Tepe'nin de sizlerin çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Hadi başlayalım o halde. Göbekli Tepe, milattan önce 10. bin yılın sonlarından milattan önce 9. bin yıllarına tarihlenen bir tarih öncesi alandır. 1500 yıl kadar süren bir dönemden kalma arkeolojik birikintiler içeren yapay bir höyüktür. Bu arada Türkçe'de höyük demek, tarihsel kalıntıların gömülün bulunduğu yayvan toprak tepe anlamındadır. O kadar eski ki Mısır piramitlerinden bile binlerce yıl önce yapılmış. Hatta o dönem insanlık henüz taş devrini yaşıyormuş. Günümüzden geriye doğru yaklaşık 12 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Düşünsenize, henüz insanlık yazı ile, tekerlek ile, çömlek ile tanışmamıştı bile. Bu arada Türkçe'de çömlek, topraktan yapılan ve pişirilip ateşe dayanıklı duruma getirilmiş olan tencere anlamındadır. O dönemler insanlığın avcı ve göçebe bir topluluk olduğu biliniyor. Peki nasıl oluyor da böyle bir topluluk bu şekilde bir tapınak inşa ediyor? Henüz hayvanlar evcilleşmemişken bu büyük yapıyı oluşturacak malzemeler o bölgeye nasıl getiriliyor? Neden bu bölgede bir tapınak yapılıyor? İşte bugün hep birlikte sizlerle tüm bu soruların cevabını arayacağız. Hadi herkes yerini aldıysa başlayabiliriz. Türkçe'de herkes yerini alsın demek, bulunduğunuz konumda kendinize uygun bir yer bulun anlamındadır. Mesela salondaysanız rahat bir koltuğa geçebilirsiniz. Konum olarak Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusundadır. Örencik köyü yakınlarında bulunmaktadır. Toplam 90 bin metrekare bir alan üzerinde bulunmaktadır. Gözünüzde canlanması için yaklaşık 20 futbol sahası büyüklüğünde bir alan düşünün. Yalnız şu an sadece %5'lik bir bölümü kazılmış durumda. 1963 senesinde İstanbul ve Chicago üniversitelerinin ortaklaşa yaptıkları yüzey araştırmalarında ilk defa bazı bulgular tespit ediliyor. Sonrasında ise 1986 senesinde
tarlasını süren bir çiftçi bir heykel buluyor. Taşın değerli olduğunu düşünen köylü bu heykeli daha sonra Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yetkililerine teslim ediyor. İlk incelemelerde ne olduğu anlaşılamıyor. Müzede koruma altına alınıyor. Daha sonra kazı çalışmaları için Türkiye'ye gelen Alman arkeolog Klaus Schmidt müzedeki heykelleri görüyor. Heykellerin çok önemli olduğunu düşünüyor. Sonrasında 1992 senesinde gelip Türk yetkililerden izin istiyor. İzin alınmasından sonra 1995 senesinde kazı çalışmaları başlıyor. Bu kazılardan sonra Klaus Schmidt'in tespit ettiği en önemli şey buranın bir yerleşim alanı değil, bir tapınak olduğudur. Bu arada Türkçe'de tapınak demek, yüce bir varlığa tapınılan ve bazı diğer dini ritüellerin gerçekleştirildiği kutsal yapıdır. Sonrasında 2007'de Bakanlar Kurulu kararıyla kazı çalışmalarında Alman Klaus Schmidt'e tekrar yetki verilmiş. Maalesef kendisi 2014 senesinde vefat edince Göbekli Tepe öksüz kalmıştır. Bu arada Türkçe'de öksüz kalmak demek kimsesi olmamak anlamındadır. İsterseniz şimdi sizlere Göbekli Tepe'nin mimarisini anlatayım. Buradaki en bilinen yapı C şeklindeki odadır. Görünüşü alfabemizdeki C harfine benziyor. Bu C odasına giriş ise çok ihtişamlı. Klaus Schmidt buraya aslanlı yol diyor. Normalde bilgisini vereyim. O dönemler Neolitik çağda yapılan yapıların kapısı olmazmış. İçeriye çatıdan giriliyormuş. C odasının da içerisinde bir iç oda bulunuyormuş ve bu odanın da kapısı yokmuş. Bu arada Türkçe'de ihtişam, büyüklük, ululuk, göz alıcılık ve gösterişlilik demektir. Devam edecek olursak. Belki aklınıza şu soru gelmiş olabilir. O dönem kapısız bir odayı neden yapmış olabilirler acaba? Bu sorunun doğru cevabını bugün tam olarak bilemeyebiliriz. Ama bir varsayıma göre bu iç odayı avcı toplayıcılar kutsalları için yapmış oldukları düşünülüyor. Bu arada Türkçe'de varsayım demek deneyle kanıtlanmamış olmakla birlikte kanıtlanılabileceği umulan önerme demektir. Bu arada bu yaptıkları tapınakların merkezinde hep aynı T şeklinde sütunlar bulunuyormuş. Bu yapıların ortak özelliği T biçimindeki 10-12 adet dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Hemen bilgisini vereyim. Tapınağın yaklaşık 1,5 kilometre yakınında bir adet taş ocağı varmış. Bir tanesi yaklaşık 24 ton olan bu taşlar bu bölgeye nasıl getirildi acaba? Bunun taşınabilmesi için yaklaşık 350-400 kişilik bir insan gücüne ihtiyaç var. Normalde o dönem yaşayan avcı göçebe topluluklar 30 veya 40 kişilik gruplar halinde yaşıyorlarmış. Dolayısıyla bu grupların birleşip birlikte bu işi yaptıkları söylenebilir. Ama bu sorunun cevabını şu an için bilemiyoruz. Küçük grupların bir araya gelip yıllarca çalışma sonucu burayı yapmış olabileceği de bir başka ihtimal. Ayrıca zeminin hafif engebeli olduğu düşünülürse işlerinin çok zor olduğu söylenebilir. Avcı toplayıcılar çakmak taşları ile bu T şeklindeki sütunların üzerinde çeşitli hayvan silüetlerini çizmişler. Bence o dönem için inanılmaz bir mühendislik ve mimari başarı. Bu arada Türkçe'de silüet görüntü demektir. Peki neydi resmedilen hayvan figürleri? Örneğin akbabalar, yaban domuzları, sürüngenler vesaire. Bu hayvanların hepsinin bir ortak özelliği ise hepsinin atak etmeye yani saldırmaya hazır bir şekilde olmasıydı. Bir varsayıma göre bu hayvanlar belki de bu kutsal alanın koruyucularıydı.
Belki de bu kutsal alanı gelebilecek tehlikelere karşı koruyor olabilirlerdi. Kim bilir? Hazırsanız şimdi sizlerle biraz daha gizemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bu T-sütunlar üzerinde bir tanesinde bir akbabanın kanatlarında insan kafatası taşıdığı resmedilmiş. Tabii hemen aklımıza acaba o dönemler burada tanrılar için kurban ayinleri mi yapılıyordu sorusu geliyor olabilir. İsterseniz bu varsayımı destekleyen bir bilgi daha paylaşayım sizlerle. Tüm yapıların zemini terrazzo taban ile kaplanmış. Terrazzo tabanın en önemli özelliği ise kan, alkol veya su dahil hiçbir sıvıyı geçirmiyor olmasıdır. Yalnız unutmamak lazım. Bunlar şu an için kanıtlanmış bilgiler değildir. Bir başka teoreme göre, tabii bu daha bilimsel bir teorem, o dönem inşa edilen yapılar yağmur veya sel durumlarında zarar görmemesi için tabanında terrazzo taban kullanılmış olmaları daha güçlü bir olasılık. Bu kadar gizemden sonra son bölümde sizlere eğer bir gün Göbekli Tepe'yi ziyaret etmek isterseniz diye bazı önemli bilgiler paylaşmak istiyorum. Göbekli Tepe'yi şu an bulunduğu yerde ziyaret edebilirsiniz. Göbekli Tepe'ye gitmek için öncelikle Şanlıurfa il merkezine gitmeniz gerekiyor. Şehir merkezinden bulunan Abide durağından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle bölgeye gidip geri dönüş sağlayabilirsiniz. Tabii bunun dışında özel taksi veya kendi arabanızla da alanı ziyaret edebilirsiniz. Göbekli Tepe'den çıkan eserler ise Şanlıurfa Arkeoloji ve Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'nde sergileniyor. Yalnız hatırlatayım. Müze pazartesi günleri kapalı. Bunun dışındaki günlerde kış döneminde 08:30-17, yaz döneminde ise 08:30-19 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım bu anlattıklarımdan sonra Göbekli Tepe'yi ziyaret etmek için can atıyorsunuzdur. Ben açıkçası daha önce ziyaret etmedim ama önümüzdeki tatil programlarına almayı düşünüyorum. Bu arada Türkçe'de can atmak demek, bir şeye erişmeyi pek çok istemek demektir. Bugün yine kelime açısından da güzel bir podcast olduğunu düşünüyorum. Dinlerken anlamada zorlanıyorum diyorsanız, her zaman olduğu gibi transkripte videonun altında ulaşabilirsiniz. Daha önce de söylemiştim. Temmuz ayı yapacağım podcast bir yıl dönüm podcast'ı olacak. Sizlerden varsa sorularınızı podturk@hotmail.com mail adresine göndermenizi rica ediyorum. Beni sonuna kadar dinleyen dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz, bir yorum bırakabilirsiniz veya Türkçe öğrenen arkadaşlarınıza kanalımı yönlendirebilirsiniz. Bana olan destekleriniz bana güç veriyor ve bir sonraki bölümleri hazırlamam da beni motive ediyor. Lafı fazla uzatmadan bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.